Arkadaşlar Gazne Devleti'ne gelince, şimdi şuradan hemen kalemimi ayarlayayım. Gazne Devleti, Türk İslam tarihinde önemli devletlerden bir tanesi. İlk defa İslam dünyasında, Türk İslam tarihinde halifeyi koruma politikası Gaznelilerle başlıyor. Ve Hindistan'ın İslamlaşmasında etkili bir devlet. Bugünkü Pakistan, Bangladeş gibi devletlerin temelleri aslında o dönemde o bölgenin İslamlaşmasıyla başlıyor diyebiliriz. Bu devletin diğer adı Yeminiler. Samanoğullarından ayrılarak kurulmuş, Samanoğullarının etkisiyle İslam'ı kabul etmiş. O yüzden Gazne Devleti'nde, Selçuklularda İslam'ın yayılmasında Samani Devleti'nin, Samanoğulları Devleti'nin etkisi büyük. Tamam mı? Bu giriş cümlemde. Şimdi Samani Devleti hizmetindeki ordu komutanları, bunu işaretlemedim mi? Ordu komutanları tarafından kurulan Türk devleti hangisidir arkadaşlar? Gazne Devleti'dir. Gazneli Devleti. Arkadaşlar Gazne adını Gazne şehrinden alır. Yani başkenti Gazne şehridir. O yüzden de devlet adını Gazne'den, başkentinden kurulduğu yerden almıştır. Bu ordu komutanı, Gazne Devleti'ni kuran ordu komutanı ise, yani Samanilerden ayrılarak Gazne Devleti'ni kuran ordu komutanı ise, bunu unutmuyorsunuz, Alp Tigin'dir. Alp Tigin'in ölümünden sonra onun komutanlarından Sebük Tigin başa geçiyor. Sebük Tigin'den sonra hep Sebük Tigin'in sülalesinde hükümdarlık olacak. O yüzden her ne kadar Gazne Devleti'ni kuran Alp Tigin olmuş olsa bile Sebük Tigin'den itibaren hükümdarlık babadan oğula geçmeye başlıyor. O yüzden de Gaznelilerde hanedanlık Sebük Tigin'le başlıyor. Ama kurucu kim? Alp Tigin. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. 963-1187 yılları arasında hüküm sürmüş. Afganistan topraklarında kurulmuş, Kuzey Hindistan'a egemen olmuş Türk devleti hangisidir? Bunların hepsi soru kökü, dikkat edin arkadaşlar. Bu devletin adı Gazneli Devleti'dir. Gazne Devleti'dir, unutmuyoruz arkadaşlar. Gazne Devleti'nin en ünlü hükümdarı kimdir? Gazne Devleti'nin en ünlü hükümdarı Gazneli Mahmut'tur. Gazneli Mahmut döneminde Gazne Devleti en parlak devrini yaşamış ve en geniş sınırlarına ulaşmış. Bu öldükten sonra başa Gazneli Mesut geçiyor, ondan sonra da devlet zayıflamaya ve yıkılma sürecine giriyor ve en son 1187 yılında Afgan asıllı Gurlar tarafından bu devlet yıkılıyor. Sadece Gazneli Mahmut döneminin önemli özelliği geniş fetihlerin olması değil, böyle bakmayın. Ayrıca Gazneli Mahmut döneminde onun sarayında bir sürü bilim insanı da yer alıyor ki bu bilim insanlarının en meşhuru Biruni'dir arkadaşlar. Biruni Gazneli Mahmut için sarayının en değerli hazinesi olarak kabul edilmiştir. Peki Gazneli Mahmut döneminin önemli özelliklerini ne demiştim demin? En parlak devridir. Arkadaşlar bunu unutmuyorsunuz. İki halifeyi korumuştur. Büveyhoğulları vardır, Şii. Büveyhiler diye geçer. Büveyhiler İran topraklarında kurulmuş bir tavafül mülüktü. Bu da Abbas'tan ayrılarak kurulmuştu. Şii'ydi. Sünni İslam dünyasının lideri olan halifeyi baskı altında tuttu. Bu halife, Abbas halifesi, devrin güçlü hükümdarı olan Gazneli Mahmut'tan yardım istedi. Gazneli Mahmut da Büveyhoğullarına karşı halifeyi korudu. O zaman İslam dünyasının koruyuculuğu politikası Türklerde Gaznelilerle başladı. Bunu unutmuyorsunuz. Unutmuyoruz. Bunun üzerine halife tarafından Gazneli Mahmut'a sultan ünvanı verildi ki bizim tarihimizde ilk defa sultan ünvanını kullanan Türk hükümdar Gazneli Mahmut oldu. Bu da önemli. Arkadaşlar Gazneli Mahmut Hindistan'a 17 sefer düzenledi ve Kuzey Hindistan'ı fethetti. O bölgede İslam'ın yayılmasını sağladı. Arkadaşlar o zaman Gazneli Mahmut döneminin en önemli özellikleri nedir diye sorulduğunda akla bunlar gelecek, unutmayın. Gazne Devleti'nin zayıflamasına sebep olan savaş hangisidir? Arkadaşlar bu savaş 1040 Dandanakan'dır. Dandanakan. Dandanakan Savaşı Büyük Selçuklu Devleti ile Gazneliler arasında olur. Bu savaşı Büyük Selçuklu Devleti kazanır. Tuğrul Bey vardı Büyük Selçukluların başında. Gazne Devleti'nin başında da Gazneli Mesut vardı. Gazneli Mesut yenilir. Gazneliler yıkılma sürecine girer. Büyük Selçuklu galip gelir ve Büyük Selçuklu'nun kuruluşu tamamlanır. Ve Büyük Selçuklu tam bağımsız hale gelmiş olur. Gazneliler deyince aklımıza bu bilgiler gelecek. Bunları asla unutmuyoruz arkadaşlar.